biliyorum. Dur. En zor anlarımda yok canım. Yanında olduğunu asla unutamam. Hadi ya. Kesinlikle unutamam. Hayır. Ay yok. Tamam. Gerçekten çok. Yapma ya. Böyle bir şeye inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ha belki. Tamam. Tabii. Karalamak için. Tabii. Ne öyle Rus casusları gibi konuşuyorsun be kızım he? Tabii, evet. Doğru düzgün konuşsana be kızım. Ne dediğin anlaşılmıyor. Baniciğim ne bağırıyorsun? Banu'yla konuşuyorum. Zaten bir tek onu anladım. Gerisi kuş gibi. Kalk. Doğru düzgün konuşsana be kızım. Tamam kapat telefonu hadi. Babaanne görüyorsun ki daha konuşuyorum telefonda. Böyle konuşacağına hiç konuşma daha iyi. Allah Allah. Hem dünyanın parasını vereyim telefona. Hem de böyle meraktan çapla. Öyle yok öyle ama ha. Banucuğum affedersin ben seni sonra ararım. Tamam canım hadi görüşürüz. Bay bay. Öyle Banu'ya da söyle öyle beleştirik etmesin. Biraz da o arasın. Tamam devletten 3 aylık emekli maaşımızı alıyoruz ama mebus emeklisi de değiliz herhalde. Babaanne çok ayıp ediyorsun ama ya. Şurada 5 dakika telefonla konuşacağım konuşutmuyorsun. 5 dakika mı? Sen telefonla konuşmaya başladığında Lorenzo Maria'yla yeni evlenmişti. Bak şimdi çocukları oldu. Ha, televizyonu bitirdi şimdi telefona başladım. Sus be. Ellerindeki evrakın gerçekliğinden emin olmamız lazım. Sonra selam kızlar. Kazanmak için hepsini yalanlayalım. İşçilerle anlaşmaya çalışalım. Bu konuyla sen ilgilensen daha iyi olur Sara. Çünkü ben sukunetim. Çok ciddi bir hanımdır. Evlenmeyi düşünmüyorsan şayet benziği yeter lütfen. Tamam gel bakalım. İşte bu bizim Vero. Alo Murat. Benim Taci. Bak diyeceğim gideceğiz mi şimdi biz? Bugün. Taci. Bir dakika Murat. Lorenzo'nun çocukları okula başlamadan bitir konuşmanı. Tamam babaanne. Efendim? Tamam yok bir şey tamam. Sana espriyi anlatana kadar telefon kim bilir kaç para yazacak. Al oğlum Selvi ekmeği kestin mi kızım? Nerede ekmek anne? Taci ekmek nerede evladım? Ben galiba almayı unuttum anne. Nasıl unutursun evladım ben sana bakkaldan ekmek de al demedim mi? Aşk olsun be Taci aşk olsun be yavrum. Bir ekmeği bile alamıyorsun artık. Görüyor musun aşkım? Kendine ne kadar doldurmuş bana ne kadar. Anneciğim kimi arıyorsun? Bakkal Hasan'ı. Ekmek kaldıysa göndersin. Görüyorsun değil mi aşkım? Telefon parası nasıl geliyor gör. Yani 13 bin liralık bir ekmek için 50 bin liralık telefon masrafı yapılır mı ya? Yazık günah be. Hasan Efendi oğlum, sensin değil mi çocuğum? Evet ben Selvi'nin annesiyim. Aferin sana. Bak Aşmet hala konuşuyor ya. Bu ne pişkinlik? Sanki buradan merkep geliyor. Evladım ekmeğin kaldı mı? Hayırdır müşterilerim var. Ya bir şeyler yapsana Aşmet kızım. Bu telefon sapına engel olsana yahu. İki tane gönderiver güzel evladım. Hadi yavrum benim. İnsaf yani. İnsaf Sürahi Hanım. Alt tarafı iki ekmek siparişi verdim. Ya bu kadar vakitte 4 tane ekmeği yapıp fırına vermiştik bile. Allah aşkına abartma be anacığım. 2 dakika bile sürmedi. Yazsa yazsa ne yazar yani? Ben... Bu ayki telefon faturasını sen ödersin artık. 1,5 milyona. Şey anacığım. İstersen bunu şimdilik sen öde ben sana ay başında veririm. Bu önümüzdeki ay son 10 yıldır gelemedi gitti be Aşmet. Yani Sürahi Hanım bu bütün hengame benim bir telefon açışımdan mı oldu? Sen hiç mi telefon açmıyorsun bakkala sana? Evet yani babaanne senin bir bakkala sana araman en az yarım saat sürüyor. Ya alo bakkala sen mi? Çekirdek var mı evladım? Neli var? Bastırma var mı Hasan evladım? Varsa kaça hepsini getir. Bakımın var mı? Neli? Gülün bakalım gülün tevekkeller. Harçlıklarınız yerine telefon faturasını ödediğim zaman böyle de gülecek misiniz bakalım? Öyle zırt pırt telefon açmak da yok bundan sonra. Pardon babaanne şu zırt ve pırt kavramını biraz açıklayabilir misin? Peki Sürahi Hanım. Ya acil bir durum olursa yine mi telefon açamayacağız bir yere? Haşmet söyle bu şomazlıya öyle heveslenmesin. Maşallah turp gibiyim turp. Daha 5-10 yıl
Öyle acil bir duruma düşmeyeceğim inşallah. Selim. Uyudun mu? Bir şey mi oldu? Tabii ki uyumadım. Öyle leş kankası gibi bakarsanız suratıma uyuyamam. Allah Allah. Ne oldu buna be? Bu kadın evlenmemiş miydi? Bak hala gelinlikten dolaşıyor. O annesiydi babaanne, bu onun kızı. Allah Allah. Şurada iki dakika uyuyalım dedik. Çoluğa çocuğa karışmışlar bile. Kapat şunu be. Yatmaya mı gidiyorsun babaanne? Boşuna heveslenmeyin. Öyle zavallı telefonumu burada aç kurtlarla bir başına bırakacak değilim. Bu gece burada kalacağım. Hadi bakalım. Zıplayın. Hadi be. Hadi Allah rahat görsün babaanne. İyi geceler. Size de. Aysel'cim sen hiç merak etme, ben getireceğim hayatım. Sen yününü aldın mı? Tabii güzelim, tabii. Geldiğim zaman örneğini de göstereceğim sana. Selvi, söyle buna, boşuna zahmet etmesin oraya kadar. Oldu olacak, bari telefonda versin kazağın örneğini. Hayatım, televizyon açık kalmış da onun sesi. Adamın kemikleri sızlıyordur, kemikleri. Kimin kemiği babaanne? Telefonu icat eden adamım ben. Adı neydi? Abidik miydi, kubidik miydi, neydi? Tamam Aysel. Bak ne diyeceğim. Sakın tuzunu kaynamadan önce koyma. Ha yok. Sonra yoğurt kesilir. Çorban tatsız olur ama. Oldu olacak. Neredeyse telefonda çay servisi yapacak be. Allah Allah. Ay, babaanne ne olacak? Aysel teyze aradı. Annem aramadı ki. Aramadı değil. Arayamadı. Hem sonra belli bir vakitten sonra karşı tarafa da para yazıyormuş bu Meret. Ay hiç öyle şey olur mu? Sen de her duyduğuna inanıyorsun. Ama Aysel olur mu öyle şey şekerim? Zuhal benim de arkadaşım. Niye davetiye göndermeyi unuttu? Hadi onu unuttu diyelim peki. İyi kardeşim ama açar bir telefon, telefonda söyler insan değil mi? Konuşun efendiler, konuşun. Patlayıncaya, çatlayıncaya kadar konuşun. Yok bir şey hayatım. Televizyonun sesi. Bir de televizyon sesi diyor. Aklıca benden alay edecek. Ben şimdi telefonun sesini keseyim de gör. Sahi mi? Ha şekerim. Buldum. Evet. Alo. Aysel. Alo. Kesildi. Kesildi mi? Yani babaanne şu telefona laf söyleye söyleye nazarı değdirdin. Nazar değil, makas değdirdin. Ayıp sana Sürahi Hanım. Artık kıskançlıktan telefonun tellerini parçalamaya başladın. Selvi, söyle bu gevezeye. Kablo da benim, makas da. İster keserim, ister rendelerim. Boş vakitlerimi nasıl değerlendireceğimi bundan öğrenecek değilim herhalde. Çok ayıp ediyorsun ama Sürahi Hanım. Selvi duyuyorsun değil mi? Yani bu kadını tanımasak etmesek aklı başında biri zannedeceğiz. Çok saygısızsın Sürahi Hanım. En temel insan haklarına bile saygısızsın. Avrupalı parlament gibi konuşmak kolay. Önce hasta ve yaşlı bir kadının kefenlik parasına saygı göstersin be. Hem telefon paralarını ödeyeyim, hem de kalksın karşıma geçsin benim insan hakları, hayvan hukuku diye ca zırlasın. Üste çıksın be. Çekin. Haydi vedalaşın. Ay babaanne ne yapıyorsun? Telefonu kırarsan ne olacak? Ne kırması be? Gavura kızım oruç bozacak göz var mı bende? Sadece kontrolü ele geçirmeye çalışıyorum. Bundan sonra telefon açmak istediğinizde önce odama geleceksiniz. Makul bir sebep söyleyeceksiniz. İkna olursam ne ala? Ya bizi arayan olursa? 5-10 saniye konuşmanıza izin veririm. Artık o kadar da insafsız değilim canım. Elveda bütün hatıralar.
Hadi çocuklar, saraya yardım edelim. Taci! O gün diye bet sesli bir arkadaşı seni aradı. Aa evet, ben de ondan telefon bekliyordum. Babaanne? Yok canım, boşuna heveslenme. Telefonu kapattı. Ne demek kapattı? Ne demek kapattı? Kapattı demek, kapattı demektir ya. Allah Allah. Taci evde mi diye sordu. Ben de evde dedim, kapattım. Sonra telefonu açtığımda yerinde kavak yerlere esmekteydi. Babaanne sen şuna çocuğun suratına telefonu kapadım desene. Gece vakti yaşlı ve hasta bir kadını telefonla rahatsız ederse ağzını payını suratına yer. Ya baba yapma şöyle şeyler ya. Banu'ya da aynı şeyi yaptın. Yaptım. Yapmıştım. Gene yaparım. Az bile yapmışım ya. Namaz vakti hiç rahatsız edilir mi bir insan? Ya anacığım kızcağız senin namaz kıldığını nereden bilsin? Hani yarın öbür gün Allah korusun müdür arasa rezil olacağız demek ki. Aaa! Bak müdür dedin de şimdi aklıma geldi. Hay Allah neredeyse unutuyordum ya. Elindeki dosyalarla ilgili sana bir şey mi soracakmış? Yoksa sen ona bir şey mi hatırlatacakmışsın neymiş? Öyle mır 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 konuşuyor. Telefon açık git istersen bir bak. Ah, eyvah. Haşmet bu böyle devam edemez. Bu işe bir çare bulmak lazım. İyi ama telefon onun hanım ne yapabiliriz ki? Vallahi baba ne yapmamız gerektiğini ben biliyorum. Ama bunun için bize bolca jeton lazım. Niye? Bütün tanıdıklarımızı tek tek arayacağız ve onlardan ufak bir iyilik isteyeceğiz. Alo! Ne? Taci mi? Taci! Efendim babaanne? Telefon! Telefon, bu saatte. Allah Allah. Teşekkür ederim babaanne. Alo! Ha Orhan sen misin? Kim? Deli mi? Yok canım ne delisi, babaannemdi. Uykudan birden kalkınca adapte olamadı da. Ama senin yaptığın da eşeklik mi oğlum? Bu saatte aranır mı, manyak mısın? Haklıyım değil mi babaanne? Kapat kapat sen. Kapatmam gerekiyor Orhan. Çünkü fazla konuşunca bize de yazıyormuş. Babaannem öyle diyor. Neyse babaannem kızdırmadan kapatıyorum. Tamam hadi iyi akşamlar. Kusura bakma babaanneciğim. Yok hadi canım. Hadi. Ben Allah değil. Rahatlık versin. Hadi. Hadi. Aldın mı ağzının payını? Ay gelinler. Ne? Bana bak Orhan. Senin kafanı öyle bir kırarım ki. Ne? Selvi mi? Selvi! Selvi! Efendim babaanneciğim? Telefon! Allah Allah, bu saatte kim ki ya? Puh. Hay Allah. Alo. Füsuncuğum sen misin? Hayırdır? Ya kızım bu saatte aranır mı? Ne oldu? Bana bak sen bu saatte aradığına göre herhalde geçerli bir sebebin var. He? Ya günahtır ya. Bu saat kaç saat ya? He? Yapma ya. Allah canım. Ay Allah. He? Bak şimdi. Vallahi Süreyya Hanım bu gece çıldırmazsa bir daha hiç çıldırmaz. Selvi de çok iyi rol yapıyor kerata. Geliyor geliyor galiba. Geliyor geliyor. Babaanneciğim teşekkür ediyorum. Kusura bakma seni rahatsız ettim. Hadi İyi ben. Geceler. Yeter be! Allah Allah! Alo! Haşmet mi? Ne bu saatte Haşmet mi olur ya? Allah Allah! Hadi babasına sen de hadi hadi. Anne, telefon bana galiba. Gel be, gel! Puh. Geliyorum. Allah cezanızı verecek, verecek. Annemden hiç ses seda yok. O bugün akşama kadar yatar uyur. Ay sabaha kadar telefona koşmaktan canım çıktı vallahi. Sorma kızım ben daha işe gideceğim. Bana bak Taci. İnşallah bir işe yaramıştır ha. Taci. Bu telefon canavarını yine eski yerine tak çocuğum. O kesilen kabloyu da bu bantla mı yapıştıracaksın? Ne yapacaksan yap. Ver bunu ben. Baba. Az önce sen bir soru sormuştun değil mi? Babaanne telefonu niye geri getirdin? Aman ne olacak be?
Dün gece sabaha kadar zır 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 delirtti beni ya. Bundan sonra kendi telefonlarınıza kendiniz bakın. Canavarların, piranaların sekreterliğini yapacak değilim bu yaştan sonra. Gülün bakalım tevekkeller, gülün. Kiminle raks ettiğinizi unuttunuz be. Babaanne tamamdır. Tamam bak, hazır bağlamışken bunu da bağla Taci. O ne anne? Ne olacak? Telefon kumbarası. Bundan sonra herkes açtığı telefonun parasını ödeyecek. Jeton isterseniz bende var. Tanesi 10.000 lira.